Şiddet sadece büyüklere özgü değildir. Çocuklar da itip kakar birbirini. Hele bazıları küçük birer kabadayı gibi hüküm sürer yaşıtları arasında. Yasemin de çocukluğunda az çekmemişti bu minik kabadayılarda. Şimdi kendi oğlunu şiddetten uzak büyütmek onun için çok önemliydi. Aa anneciğim, niye erken geldin? Bak fasulye ayıklayalım seninle birlikte, gel. Oğlum, Çınar Hakkı ben kime diyorum? Oğlum ben sana kaç kere söyledim, yatağın üzerine bunlarla çıkılmaz mikrop... Çınar Hakkı, kim cımbaladı senin yüzünü, ha? Ne oldu senin yüzüne? Düştüm ben. Nereye düştün? Yavrum sen ne kadar sık düşmeye başladın. Aa! Bu tişörtünü kim yırttı, ha? Yavrum cevap ver bana. Aysel'in oğlu mu, ha? Ömer mi yaptı bunu sana? Bu arka mahalleye yeni taşınan yoksa Selda'nın oğlu Kuzey mi? Bak onun annesi zaten çok çırtlak gıcık oluyor ama yırtarım onu, ha. Kim yaptı, cevap versene. Babam ne zaman gelecek? Ne yapacağım babanı çocuğum? Konuşuyoruz burada ana oğul. Konuşacağım. Ne konuşacaksın? Erkek erkeğe. Allah Allah. İyi. Hakkı Efendi. Arayın babanı, konuşun ikiniz. Alo. Sinan merhaba. Oğlun seninle bir şey konuşmak istiyor. Anlamadım vallahi, erkek erkeğe dedi. Tamam. Hakkı Efendi al baban. Alo baba, ne zaman geliyorsun? Akşam mı? Birazcık da erken gelemez misin? Tamam. Anneciğim öyle kart kurt değil bak. Bak annene. Bak şu ucundan böyle yapacaksın, sıyıracaksın. Buradan da böyle alacaksın. Anladın mı? Sıyıracaksın. Yaptığın bana, öğrendiğin sana çocuğum. İleride evlendiğinde lönk gibi oturmayacaksın. Karın da diyecek ki ne kadar muhterem bir anneniz var. Sizi bir ayı yavrusu değil de sarı bir prens olarak yetiştirmiş diyecek. Anladın mı aşkım? Öyle mi? Baba! Oğlum benim. Aslanım, ne haber? İyi misin? İyiyim. He? Neymiş bakalım babayla konuşacağın şey? İçeride anlatırım. Erkek erkeğe değil mi? Hadi bakalım. Sen git elini yüzünü yıka, koş ak koş. Baban geliyor. Fasulye mi ayıklatıyorsun çocuğa? He, oyalansın diye. Erkek çocuğu böyle şeylerle oyalanmaz. Nedir bu sabah sabah erkek erkeğe konuşma, erkek çocuğu bunu... Gelmeyin üstüme ikiniz de ya, aa. Sen yine de ayıklatma fasulye falan. Neymiş sorun? Öğrenebilir mi? Kim vurmuş Çınar'a? Vallahi benim aklımda bir şüpheli var. Şu ayıp. Mahallenin bütün çocuklarını tekmil dize getirmiş. Bence Çınar Hakkı'ya da olmuş allat oldu. Kim olacak başka? Annesiyle konuştun mu? Yok canım. Şimdi bu bir his sadece. Günahını almayayım çocuğun. Sen bir konuş. Neyse o erkek erkeği. Ben gidip anasının kapısını çalarım. Şuayip vurmuş değil mi? Hayır. Utan bir canavar. Ben gidip onun annesiyle konuşacağım. Hayır. Ya? Aysel'in oğlu mu? Bak benim ikinci şüphelim oydu ha. Görüyor musun o Ömer Efendi'yi? Hayır, değil. Kim ya? Kim vurdu oğlumu? Kim cırmaladı? Söylemedi ki. Söylemedi de. Erkek erkeğe bu yaşta ne konuşmak için seni çağırdı buraya oğlan? Ona dövüşmeyi öğretmemi istedi. Katiyen bak Sinan. Ben istemiyorum. Dedin ona değil mi? Yurtta barış, cihanda barış, sokakta barış diye. Hayır. Ne demek hayır ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. Baba hadi top oynayalım. Top? Ah oğlum ya. Ben seninle konuşacağım diye işten izin alıp geldim ya. Dönmek zorundayım şimdi. Hafta sonu oynasak. Sen şimdi arkadaşlarınla oyna. Olmaz mı? Hadi bakalım. Oğlum barış içinde oyna arkadaşlarınla. Madem öyle istiyor artık öğreteceğiz. Boks mu olur, tekvando mu bir şeyler. Katiyen Sinan. Bak sen babaysan ben de anayım. Değil mi? Ne demek öyle mi? Şüphen mi var? Ben izin vermiyorum. Gülüp durma Allah aşkına ya. Ben bu çocuğa plastik tabanca bile almıyorum. Niye? Alışmasın diye. Ne yapacak bu? Boks yapıp ringe mi çıkacak? Hayır ya, katiyen. Yasemin. Katiyen. Hayır. Yasemin, şaka yapıyorum. Ha.
Ben de şaka yaptım zaten. Yani senin böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum da. Şaka. Ben de istemem tabii oğlumun kendi sorunlarını şiddetle çözmesini. Ama kendini savunmayı öğrenmesi de gerek tabii. Ama Sinan bak önce savunma diye başlıyor sonra saldırıya geçiyor bunlar. Televizyonda izlemiyor muyuz? O sarı katiller nasıl yetişiyor? Savunmadan saldırıya geçiş yaparak. Katiyen bak istemiyorum. Çok rica ederim sana. Aa! Alara! Çıraklıyı yere yapıştır. Anne! Aşkım! Anne! İyi misin yavrum? Acıdı mı bir yerin çocuğuma? İyi misin? Alara! Senin gibi güzel bir hanımefendiye bu yakışıyor mu şimdi? Ne çocuğum öyle itip kalkmak? Siz arkadaşsınız, arkadaş çocuğusunuz. Hadi özür dile arkadaşına. Ya ben anne dilemeyeceğim. Aa! Çalıma bak! Alara! Kızım kime söylüyorum? Aa! Annem, seni daha önce cırmalayan Alara mıydı? Görüyor musun? Bu Alara hanıma diyorum ki çocuktan özür dile, neredeyse beni cırmalayacaktın. Çocuk işte. Çocuk çocuk değil. Oğlum, sen hiç merak etme annem, tamam mı? Baban sana her şeyi öğretecek. Tekvando, tekme, tokat, boks, her şey. Hadi başlayın. Başlayın, öğretin şurada. Yasemin, ben oğluma bir kıza vurmasını öğretemem. Vurulmaz. Kızlara asla vurulmaz oğlum. Anladın mı? Sinan, Alara sadece bir kız değil. Bayağı bildiğin insan azmanı. Ormana bıraksan ormanda yaşar. Cüssesini görmüyor musun? Ne işte? Geyik vurur, aslan öldürür bu kız ya. Tamam peki. O zaman savunmayı öğret benim çocuğuma. Yapamam. Ne demek yapamam? Demin sen savunma sanatından bahsetmiyor muydun bahçede? Evet, ama o sadece erkekler için. Bir dakika, bu erkeği kızı mı var Allah? Şiddete uğradığında çocuğun kendini savunacak. Öğretir misin lütfen? Bu cinsel ayrımcılığa giriyor. Sinan, Sinan bana bak, bu cinsel ayrımcılığa giriyor. Babacığım, bir kıza asla el kalkmaz. Anladın mı? Sen erkeksin. Sen, hayır görüşemeyiz. Çocuğuma lütfen öğretir misin savunmayı? Sinan, savunma sanatını öğretmen lazım bu çocuğa. Alara, Alara bak gelirim oraya ha. Anne hadi eve gidelim. Dur yavrum dur. Önce annenin yapacağı çok ulvi bir iş var. Yavrucuğum hadi koş kardeşini giydir. Hadi canım. Ay Kudret. Ha canım. Ya şey yapalım giderken. Şu dondurmacının yanındaki züccaciyeye de uğrayalım. Güzel böyle kocaman bir nazar boncuğu alalım, asalım arabamıza. Ya bırak Allah aşkına, ne nazar boncuğu ya? O arabaya kimin nazarı değer be? Yani arkasından bile bakmazlar. Aşk olsun, niye öyle diyorsun? Herkesin malı kendine. Hem sen bir arabaya bin, gez dolaş tadına var. Göreceksin almakla ne kadar iyi ettiğimizi. Hadi, hadi sen kızları al. Hazırlandınız mı de, bir şey yap. Tamam. Hoş geldin canım. Gülşah'cığım, aslında çok da hoş gelmedik. Ne oldu? Senin bu kız benim oğlanı sokağın ortasında ittirdi. Yani yerle yeksan oldu oğlan. Ay, benim kız mı yaptı bunu? Ha. Bir de Gülşah bunu ilk defa yapmıyor biliyor musun? Geçen yüzünü cırmalamış, tişörtünü parçalamış. Gördüğü yerde çocuğu sıkıştırıp indiriyor. Ay yavrum. Bir de ben az önce resmen suçüstü yakaladım. Evladım dedim, niye yapıyorsun bunu? Özür dile arkadaşından bakayım. Hallice dedim ha bunu da. Aa, sen bir bana afra, bir tafra, bir de bana tıt yapıyor. Ay. Allah aşkına sen onu bir lisan-ı münasiple uyar. Tabii tabii, hiç merak etme, uyarım ben onu. Sağ ol canım, çok sağ ol. Fıstık, sakın merak etme tamam mı? Benden laf çıkmaz. Gülşen, ne bakımdan laf çıkmaz onu tam anlamadım. Hayır yani küçücük kızdan dayak yediğini kimse öğrenmesin de çocuk utanmasın diye. Küçük kız. Gülşah'cığım senin kızın yaş olarak küçük ama cüsse olarak... Yani az daha karnında da olsa azman olacakmış. Anlamadım. Sen benim kızıma şişman mı dedin? Yok canım, şişman. Şişman dedim mi? Şeyesi çıktı mı ağzımdan şişmanın? Yani... İri, irice. E senin çocuğun irice, bunu da herkes biliyor. Senin oğlun da çelimsiz.
Kedi yavrusundan bile dayak yer. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ne biçim konuşuyorsun sen? Yemin ederim asaletimden susuyorum. Yazıklar olsun sana Gülşah. Senin asaletini sevsinler. Şişmanmış. Evet yavrum, önce ısınarak başlıyoruz. Evet, kollar kollar çok rahat. Bak 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 bak. Rahat. Evet 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 evet. Eller eller eller. Omuz omuz. Bak ne yapıyor annen? Omuz 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 omuz. Hop 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 hop. Bırak oğlum aşağı iyice. Tamam. Çekirge. Çekirge de. Çekirge de. Çekirge. 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 Bak sana bir şey söyleyeceğim. Değil, sokakta sana böyle yumruk çakma. Aferin. Savunma çok iyi. Yan gözle bile bakamayacaklar. Anne, ben bu pijamayı beğenmedim. Yavrum, bu pijama değil ki. Bu çekirge kıyafeti. Sen zaten ilerle. Ben sana siyah kuşak takacağım, tamam mı? Bir tane kadife kuşağım var benim. Hadi bakalım. Şimdi. Çekirge selamı. Başlıyoruz. Bravo. Şimdi diyelim ki küçük çekirge sokaktasın ve oradan ala ara yürüyerek sana gelmeye başladı. Ve şu hareketi yaptı. Sen bir ala ara olsana bana. Ama yok yok yok. Yanaklarını şişirme. Şişmanlarla dalga geçilmez. Az önce sen de yaptın. Benim dişim ağrıdı, ondan böyle şişirdim dişimi. Dur şimdi, neyse, sen ala ara ol, ala ara ol. Ne yapıyoruz? Gözümüzü koruyoruz. Bir daha. Ne yapıyoruz? Gözümüzü koruyoruz, gördün mü? Gözümüzü koruyoruz. Evet, tamam. Çok güzel. Şimdi... Ama anne, kızlar karate yapamaz ki. Saçmalama yavrum, Allah'ını seversen. Kızlar karate yapmaz, olur mu? Sana bir sır vereceğim, sen bile şaşacaksın. Bak, bana da spor oluyor bu, ha? Sana bir sır vereceğim küçük prens. Kızlar erkeklerden çok daha güçlüdür. Hasiyen, sen babamdan daha mı güçlüsün? Tabii ki. Bak, babanın eline yağ sıçrasa dünyayı ayağa kaldırır, bütün İstanbul duyar. Benim elime yağ sıçrasa ben şöyle dururum. Bu kadar. Sen biliyorsun ben çok iyi halı silkelerim. Baban mesela halı silkeleyemez asla. Yani babam halı silkeleyemez mi? Halı silkeleyemez. Babam var ya, halıyla birlikte balkondan aşağı düşmüş. Sıranma bu, söyleme, tamam mı baba? Çekirge, tamam. Şimdi en temel pozisyona geçiyoruz. Bak. Yap bakayım, adım at, adım at, adım at. Adımla hadi. Adımla. Ve anne çekirge, çocuk çekirgeyi yer yutarmış ve kimse de bir şey yapamazmış. Aşkım, 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 aşkım. Ay yavrum, çok çok sıcak oldu ya. Git şurada sen biraz çekirge hareketi yap. Onu aldım bana. Çekirge, çekirge de. Aferin oğlum, aferin. Çalış, çalış. Hoppa, çekirge, çekirge. Çok güzel. Anne, hadi karate yapalım. Annem. Ben nakavt oldum. Sen git şurada kendi kendine oyna. Hadi ya. Ben siyah kuşak olacaktım. Annem bak, şu tasın içinde şey var ya, kırmızı kuşak var. O siyah kuşaktan daha büyük. Koş git onu al gel. Koş. Bak o kuşak kuşakların kuşağı. Derece atladın. Al onu. Ver annem. Benim aşkım kuşak mı atladı? Benim küçük prensim. Atıyoruz bunu ve yeni kuşağa başlıyoruz. Şimdi var ya, bu kuşakların kuşağıdır. Bütün kuşaklardan yücedir. Sen git şurada çalış annem. Hadi annem, küçük çekirgen benim. Artık herkes dövebilir miyim? Sakın. Sana 100 kere söyledim. Dövmek mövmek yok. Adı üstünde bu savunma sporu. Tamam mı? Kendini savunmayı öğreneceksin çekirge. Koş. Koş çekirge gibi zıplaya zıplaya. Koş. Koş. Aferin annem. Aferin anne. Hadi. Hadi 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 yavrum. Aferin çekirge oğlum. Aferin yavrum. Aferin. Ay. Allah'ım ya. Gamze böyle azdığı zaman verirdim bu kuşağa. Giderdi kendi kendine bebek yapardı çocuk. Bu ne ya? Bu erkek çocuk ne biçim bir şeymiş? Öldürdü beni ya. Ah, çekirge! Yasemin Anday. Saçının ilk beyazı çıktı işte. En uzun saçıma düşmesi gerekir miydi Allah'ım ya? En uzun telini almışsın, beyaz yapmışsın. Alıştıra alıştıra yapar insan. Nereye gidecek o dertler? Ha Yasemin? Gelecek senin kafana oturacak. Anneannemin lafıydı bu. Anneannem kadar oldum mu ben? Allah'ım ya Rabbim. Vallahi üzüldüm. Sen büyüksün ya Rabbim. Anneanne. Saç boyası oldu. Yavrum.
Sakın dışarıda annem saçını boyuyor diye falan laf çıkarma ha. Evde olan evde kalır. Zaten bunun için de bakım var. Boya az. Dışarı çıkabilir miyim? Çok sıkıldım. Kapının önünde oynayacaksın ama. Bir yere gitmeyeceksin. Dur, 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 dur. Ben sana bunu vereceğim. Tak bunu. Tak, 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 tak. Bana bak. Alara sana musallat olduğunda bunu çalacaksın, tamam mı? Annem bu sesi duyacak. Neredeyse sen kurtaracak, çekecek, alacak seni. Anlaştık mı? Hadi oğlum benim. Hadi. Beyaz beyaz saçlar, Emel'in kafasına gidin. Beyaz beyaz saçlar, cehenneme kadar yolunuz var. Beyaz... Çınar! Anne! Esen dur, yetti artık. Alaramasın, nesin sen? Aydın mısın çocuğum? Çınar! Ya bırak, ya bırak. Annem! Annem! Aşkım, iyi misin yavrum? Ha? Beyan acıdı mı? Yavrum, sen laftan anlamaz mısın? Ben daha dün seni uyarmadım mı? Niye yapıyorsun bunları? Aa, saçına bak. Saçına ne oldu? Seni hiç alakadar etmez orası. Niye itiyorsun Çınar Hakkı'yı? He? Düdüğü vermedi. Güzellikle istese de kardeşlikle. Birisi gelip seni böyle çap diye itse hoşuna gider mi senin? İtsin. İtsin mi? Ben Çınar gibi sulu göz değilim. Ağlamam. Ben seni bak kötülük olsun diye itmedim vallahi billahi. Sen Çınar'ın ne yaşadığını anla diye, anladın mı? Bir çeşit empati kur diye yaptım. Yasemin! Ne yaptığını gördüm. Koskoca kadınsın, hiç yakışıyor mu sana? Çınar, Alara hadi eve bakayım. Yemin ederim sandığın gibi ya da gördüğün gibi bir şey yok. Allah Allah! Yani sen şimdi benim kızımı itmedin mi? İttim ama... Sandığın gibi değil. Yemin ederim parmağımın ucuyla şöyle yaptım, çat dedi. Düştü, boş bulundu herhalde. Parmağının ucuyla mı? Ya sen resmen küçücük çocuğa el kaldırdın be. Gülşah, ben bunu insaniyet namına yaptım. Çınar hakkında ne hissettiğini anlamasını istedim. Her gün uyarıyorum bu çocuğu. Her gün şiddet uygulamaya devam ediyor. Kusura bakma da sen çocuğuna öğretseydin şiddet kullanılmaması gerektiğini bunlar olmazdı. Yani. Aa, çok affedersin Yasemin. Oğlunun niye etek giymediğini kızıma anlatmaya çalışırken o dediğini öğretmeyi unutmuşum. Sen ne dedin şimdi? Sen benim oğluma ne dedin? Aaa! Ne diyorsun? Konuşuyorsun! Ay, bunlar hayatta yetmez tamir masraflarına. Kudret kesin öldürecek beni. Kapa, başka kimse yok. Bak, biz çocuklar gibi kavga ettik ama çocuklar gibi küsmeyelim. Kızımı ittin, bana vurdun. Niye alayım seni evime? Sen de bana vurdun. Kızın da benim oğluma vurdu. Ama ben sana bak ne yaptım. Salçalı makarna, senin en sevdiğinden bu. Ya lütfen küsmeyelim. Hadi gir içeri. Gamze hiç Çınar gibi kavga dövüşe alışmamıştı ki. Erkek çocuğu tabii. Yavrum ben ne anlarım erkek çocuğundan ya. Sabahleyin ona fasulye ayıklattım. Ama yani oyalansın diye kırt kırt onları şey yaparken Sinan geldi birdenbire. Benim oğluma ne fasulye ayıklatıyorsun, bence bunu yapma filan. O da zaten babasının ağzından konuşuyor. Erkek erkeğe babamla konuşacağım, onu ara bilmem ne. Aman iyi ya, bırak konuşsun. Nereye konuşacak Gülşah? Yani hep benimle, sürekli görüşmüyor ki babasıyla, uzakta oturuyor zaten. Bir hafta sonları var. Biliyorsun benim ilk evliliğimden olan kızım da bu şekilde. Hiç boşanmak istemezdim, yemin ederim ilk evliliğimden de ama... adam tam bir ödüktü zaten. Sinan'la kıyas kabul etmez. Sinan efendi düzgün bir adam sonuçta. Biz anlaşamadık.
çocukta ne oldu? Parçalanmış bir ailenin çocuğu oldu. Yasemin, kendini suçlu hissetme. Vallahi o kadar suçluyorum ki kendimi. Dayanabilirdik ya. Yani sırf çocuk için dayanabilirdik ama yapamadık işte. Yapma Allah aşkına. Çocuk büyütmek o kadar zor ki. Bak Kudret'le ben sürekli başlarındayız. Yine de ödümüz patlıyor. Niye? Hayatın zorluklarıyla baş edemeyecekler diye korkuyoruz işte. Hani sen Alara Çınar'a vurmuş dedin ya. Hı hı. İçimden ne dedim biliyor musun? Allah'ıma şükürler olsun. Kızma hemen. Çınar'a üzüldüm tabii. Ama Alara için sevindim. Kızım kendini ezdirmeyecek dedim. Annesi gibi olmayacak. Aa, deliye bak. Bana bak, sen hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın. Tabii tabii, sorma. Kendi hakkımı savunamıyorum. Ya, boğazımı sıkarken hiç öyle görmüyordum valla sabah. O başka. Şalterlerimi atmıştı. O zaman sık sık atsın şalterlerimi. Kızım çok acıdı ama. Vallahi çok acıyor. Anne, acıktım. Yavrucuğum, mutfakta makarna var. Git al bir tabak. Koy, kendin ye. Kendi alsın. Ya ben yapamam. Nasıl yapamam? Anneciğim yaparsın. Hatta bir tabak da kardeşine koy. Hadi birlikte yiyin. Koş. Fırla. Gülşah. Hayran oldum şu anda sana. Kızım, senden öğreneceğim çok şey var ha. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.